Türkiye'nin en sevilen Fenerbahçe YouTube kanalı olan Kadıköy Sokağı. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Birlikte 51 bin olduk. Nide'yi de yakaladık. Ordu'yu çok seviyorum. Ordu Kapataş'ta birkaç hafta geçirmiştim. Ordu'dan çok sevgili tanıdıklarım var. Lütfen ordulu arkadaşlar gayret edin de burayı bir an önce 52 bin yapalım. Yani sizin özellikle Fındık size aitse 52 bin yapalım. Yok Giresun'a aitse hiç ellemeyin öyle dursun. 51 binde kalsın patenti size aitse hani sizin oranın ki meşhursa daha iyiyse biraz destek. Yok Giresun'un ki diyorsanız hiç ellemeyin. Hiç kimseyi davet falan etmeyin iyi mi? Fenerbahçe'mizde hazırlıklar tamamlandı. Trendyol Spor Ligi'nin 6. haftasında bugün Korenden Alanya Spor'a konuk olacak Fenerbahçe'miz hazırlıkları tamamladı. Öyle bir lig izliyoruz ki biz Lig desem ismine herhalde yanılmış olmam. Geçen hafta Galatasaray'da. Icardi gol attı. Fenerbahçe taraftarı offside mı değil mi dedi. Ben dedim ki açık açık offside yok. Aynı golü Fenerbahçe futbolcusu atsa sayılsın derim dedim. Bir pozisyon vardı Galatasaray aleyhine oluşacak şekilde bir penaltı pozisyonu. Buna penaltı çalınmaz dedim. Buna penaltı çalan kişi ne zaman çalar biliyor musunuz dedim. Ne zaman dediler. Aynı pozisyon Galatasaray lehine olursa buna penaltı çalınır dedim. Demez olaydım. Dün akşam rezaleti izlediniz değil mi arkadaşlar? Verilen penaltıyı. Serdar Gürler'in çok koyu Galatasaraylı Serdar Gürler'in oyna yamadığı maçı gördünüz değil mi? Perşembe günü Fenerbahçe maçında yani aslanlar gibi böyle ne köpek gibi mi derler? Köpek gibi koş Yok, tazı gibi koşacak. Sahaya varlığını verecek. İzleyin perşembe günü sesi komediyi. Çağdaş Atan bugün takımını geride bekletip hadi gel Galatasaray bize gol at diye oynatan Çağdaş Atan ne kadar açık oynatacak? Ben de bilir. Ben şunu da söyleyeyim. Hayatımda gördüğüm en büyük palavraları bu sene de görmeye devam ediyorum. Icardi Ar arka arkaya 12 lig maçında gol atan tek isimmiş. Merakımdan soruyorum. Kayseri spor maçı 0-0 bitmişken. Icardi 34 dakika oynamışken. Bu yalana sadece Galatasaraylılar inanıyor değil mi? Ya o, siz de inanıyorsanız sosyal medyanızdan paylaşın. Açın bakın 34 dakika oynadı arkadaşlar. Siz ne saçma alıyorsunuz ya. Ya bu kadar palavracı olunmaz. Bu kadar yalancı olunmaz. Bu kadar araştırmacı. Bir de bunlar yayıncı kuruluş. Bunlara verilen her kuruş haram olsun. Çocuğunuzun rızkından çalmayın. Bunlara para kazandırmayın. Neyse. Fenerbahçe'de dün idmanda ne oldu? İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'miz Can Bartu seyisistlerinde gerçekleştiremen antrenman falan filan. Şimdi hepiniz şunu diyorsunuz eminim. Ya hocam bırak bu lig oynanmaz ya. Bu kadar pisliğin içinde oynanmaz. Her hafta 6 sırayı kolluyorlar. Üfürükten penaltı. Bunu dediğim zaman ne diyorlar biliyor musunuz? Geçen sene de siz şu kadar penaltı kullandınız. Ulan Angut diyorum. Geçen sene biz o kadar penaltı kullandık da şampiyon biz mi olduk diyorum. Olsun haybeden penaltı verildi size diyor. 10 senedir bak ben yakın bir arkadaşım diyor ki anam babam ölsün diyor. Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor diyor. 9 senedir bu takım şampiyon olamıyor. İnşallah anam babam ölsün diyeceksin. Olmayacak. Diyecekler ki ya nasıl bir laf bedduam ediyorsun. Ulan 10 senedir bir takımı hakemler koruyorsa kolluyorsa o takım en kötü aptal değilse en kötü 3 defa 4 defa şampiyon olur. Ya da yapılır. Bakın bakalım Son 10 senede 3-4 defa şampiyon yapılan takım kim? Bu da ortaya çıkar. Neyse. Ben Fenerbahçe maçına odaklandım. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Takımımız dün hazırlıklarını yaptı. İdmanı bitirdi. Şimdi Cengiz Ünder kuş çalışmalarına falan başlamış sanırım. Ee, idman i̇dman fotoğraflarında yer alıyordu. Bir de idman fotoğraflarında sürpriz bir isim var. Bilmiyorum dikkatinizi çektim arkadaşlar. Yani Fenerbahçe Orga girip bakabilirsiniz. Sürpriz bir isim var. Şimdi komik tuhaf birkaç da şey var. Onu diğer kısımda mı söylesem? Ha. Sürpriz isim kim biliyor musunuz? Omar Fayet. Evet yanlış duymaz. Omar Fayet Fenerbahçe A takım idmanında arkadaşlar. Şimdi sürpriz bir şey söyleyeceğim. Mihaz Ays, idmandaydı. Serdar Aziz idmandaydı. Ee, yani kısacası Hemen, hemen herkes idmandaydı yani. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? İdmandaydı hatta geniş fotoğraf aslında versem olur da neyse gerek yok. Sıradaki habere geçelim. Şimdi Fenerbahçe'miz Alanya spor maçı için kafilesini belli etti. Alanya'ya hareket etti. Sağ salim şekilde ulaştı. Ne bileyim uçağına roket atar falan atılmadı. E, otele giderken otobüsüne kurşunlanma, silahlı çatışma falan yaşanmadı. Bomba falan konulmadı. Sağ salim bir şekilde Vardı inşallah galip gelip e, Perşembe günü Başakşehir maçında. Dünkü gibi Başakşehir oynayacaksa Perşembe günü fark atacağımız Başakşehir maçını beklemeye koyulacak. Şimdi Fenerbahçe'de <laughs> kamp kadrosu açıklandı. Kaleciler Livakovic, İrpancan ve Doğukan yer aldı. Sağ bekte Osayi Mert Müldür. Sol bekte Ferdi Kadoğlu, Osterwolde. Stoper'de 3 kişi Bekao, Cikus, Samet Akaydın yer aldı. Erdar Aziz yok. Orta alanda İsmail, Crespo, Irfancan, Fred. Mert Hakan Şimanski yer aldı. Kanatlarda Kent, Tadiç e, yer aldı diyelim. Hani İrfancan da oynayabilir biliyorsunuz. Forvette ise Cekobat Atuşayi, Umut Nayır yer aldı. 4 8 12 16 20 21 kişilik kadro arkadaşlar. Yani 21 kişilik maç kadrosu bu şekilde yer aldı. Kim yok? Cengiz Ünder 1. Zaten sakat. Mihaz Aits yok 2. Bartu Elmaz sakat. Zaten biliyorsunuz Bartu Elmaz'ı anlatmama gerek yok. Serdar Aziz yok. İdmandaydı. Emre Mor yok, sakat. Ve Joshua King yok. Şimdi Bartu anlarım. Emre Mor'u anlarım. Joshua King. Hocam nasıl King olmaz kanat oyuncusu yokken? Yani açık söyleyeyim, şimdi bir daha bakmam lazım. Türkleri bir sayayım arkadaşlar. Ya da dur yabancıları sayayım. Livakovic 1. Osayi 2. Beko 3. Ciko 4. Osterwold'e 5. Crespo 6, Fred 7, Shimanski 8, Kent 9, Tadic 10, Ceko 11, Batshuayi 12. Umut Nayir yani 12 kişi kadroda. 14 kişi de 14 yabancının 14'ü de olabiliyor. 8 kişi oynayacak. 8 kişi oynayıp 4'ü yedek kalacak yani en az şey yapacak. Mesela ben olsam yani bana sorsanız açıkçası Mesela Umut Nair yerine ben olsamca şu an King'i alırdım mesela bana sorsanız. Tamam yedek olsun fark etmez ama maç her an her şeye dönebilir. Şimdi Kent Tadiç, İrfancan Kahveci kanatlarda. Yani düşündürücü bir olay açıkçası. Ben olsam sadece bu tercihi yapardım. Zayt'ın sakatlığı var falan filan diyorlar. Geçiniz. Şunu da söyleyeyim. Çıkabilecek en iyi 11 nedir? Livakovic, Osai, Bekao, Ciko, Ferdikadoğlu İsmail Fred Şivanski. Sağda İrfancan, Solda Tadic Forvet'te Ceko. %99.9 bu kadro çıkacak. Ama bunun duyumunu vermeme gerek yok. Hemen hemen hepiniz bunu düşünebilirsiniz. Şimdi <laughs> kafile belli oldu. Bu şekilde bir kafile yani düşündürücü bir kafile. Şimdi düşünüyorum İrfan yerine kanatta Allah muhafaza bir şey olsa kim girer? Hani herhalde Mert Hakan falan girer. Gerçi Mert Müldür sağ e geçip o sayıyı ileriye alabilir. Solda tad için yerine Kent girebilir. Hani yabancı yabancı. Belki de bunu düşünmüştür. Yani kesin bunu düşünmüştür. Başka düşünecek şeyi yoktur. Fenerbahçe 7 alanda lider. İnşallah sezon sonunda, sezon bittiğinde ee, puan tablosunda da lider olur. Daha da olur. Şimdi kayıpsız başlandı. 7'si Avrupa 4'ü lig olmak üzere. 11'de 11 resmi maç. İnşallah bugünkü maçla birlikte 12'de 12 olacak resmi maçlardaki galibiyet sayımız. En son 2009-2010 sezonda 4'te 4'ten başlamış. Ben Beşiktaş'ın bir sezon hatırlıyorum 9'da 9 ya da 10'da 10'la başladı. 9'da 9 olması lazım. O sezon Beşiktaş şampiyon olamadı biliyor musunuz? Yani niye olamadığını da söyleyeyim. Beşiktaş o sezon topun T'sini oynuyor muydu? Çok felaket oynuyordu. Arkadaşlar ne derseniz deyin. Yani hızlı giden atın yok o başka bir şeydi. Yani hızlı başlamak sıkıntı olur. Arabanın vitesi 6'dan başlasa sonra 5'e düştü 4'e düştü çok saçma olur değil mi? Yani o yüzden bir de başlayıp 2 3 falan filan diye gidecek. Günden güne daha iyi takım olacağız. Günden güne şey yapacağız. Yolun sonu şampiyonluk olacak inşallah. Sizlerin duası, bizlerin duası, futbolcuların, teknik heyetin, yönetimin becerisiyle e, kurulan kirli it ittifaklar yenilip takımımız şampiyon olacak inşallah. Şimdi Fenerbahçe sadece 2 maçta skor olarak geriye düşmüş. Haberiniz var mı? 32 gol atıp 6 gol yedi. Sadece 2 maçta geriye düştüm. İlk yarılarında 9 gol atarken ikinci yarılarda 23 gol attı. Son yarım saatte 17 gol attı Fenerbahçe. Niye? Çünkü fizik gücü <laughs> kötü denen Fenerbahçe aslında fizik gücü iyi takım ama rakipleri ee, düşüren bir takım. Şimdi benim hep söylediğim bir cümle var. Yine söylüyorum. Babam hangisini önlem alayım? Cekoya mı? Tadiçe mi? Şimanski'ye mi? diye. Şimdi Fenerbahçe'nin lider, oldu, lider olduğu istatistikler. Üçüncü bölgede toplu oynama. Üçüncü bölgede toplam pas, isabetli pas. Bunlar zaten bir maç önceden biliyorsunuz. Yani kimin ne yaptığını anlatmama da gerek yok. Bunları da biliyorsunuz. Şimdi Edin Ceko bir silah. Şimanski bir silah. İrfancan Can Kahveci bir silah. Tadiç bir silah. Batşuay yedek olsa da bir silah. O sahi silah, öbürü silah, bu silah, şu silah. Şu bir gerçek. Fenerbahçe'de silahlar çok fazla var. Mesela bunlardan biri de Fred. Ben dünkü videoda ne dedim? Fred gidebilir dedim. Teklifler gelebilir dedim. Ama Brezilya yönünü işaret ettim. Santos kulübünü işaret ettim. Fakat bu onunla kalmayacak. Arkadaşlar ben bir duyum veriyorsam bir laf söylüyorsam ay beden vermem. Ay beden örnek vermem. Anladınız mı? Haybeden örnek vermem, bir şey söylüyorsam bir örnek veriyorsam işin içinde bir şey vardır. Bak dünkü videoyu bir kez daha hatırlatıyorum. Crespo ve Fred. Unutmayın bunu olur mu? Crespo'yu ve Fred'i unutmayın. İngiltere'de Fred yorumu yanlış oyuncuyu sattık. Ne demek yanlış oyuncuyu sattık? Öyle, öyle bir şey yok. Öyle yanlış oyuncuyu sattık falan yok. Satmasaydın kardeşim ya. Allah Allah ya. Değil mi? Yanlış oyuncuyu sattık. Şimdi Manchester United'tan kadroya katıldı. Ama performansıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Özellikle son maçta iki asist birden yapınca o işler karıştı. Şimdi aslına bakarsanız biz hep şu cümleyi kuruyoruz ya ulan bizden giden Messi oluyor diye. Milletten giden de Messi oluyor. Fenerbahçe'ye gelen de Messi oluyor. Kerem Aktürkoğlu. Bunu bana çok sordular. Dünden beri <laughs> Kerem Aktürkoğlu olayını çok sordular. Aslında e, Kerem Aktürkoğlu, sülalesi iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye de gelmek üzere olan bir futbolcuydu. Abisi bir imza parası istiyor. Sözleşme aşamasında. Ali Koç da buna sinirleniyor. Madem Fenerbahçelisin hani buraya para için mi geliyorsun diye masadan kalkıyor. Emre Belezoğlu etmeyin eylemeyin alalım falan filan diyor ama yok. Neyse Kerem Galatasaray'a gidiyor. Yani Galatasaray sever Fenerbahçe'nin asıl olduğu futbolculara teklif etmiyor ama taraftarına sorsanız hiç öyle bir şey yapmazlar. Onlar Fener e talip olduğunda Asla girip ortalığı kızıştırmazlar. Yalan söylerken yüzleri de kızarmaz. Çok rahat söylerler. Sonrasında Kerem buraya gidiyor. Şimdi arkadaşlar aynı Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray taraftarının ağır küfürlerini, ağır hakaretlerini yer durumda. Sebebi de şu. Yani geçen senenin asist kralı. Ben anlamıyorum nasıl asist kralı. Ama Galatasaray taraftarı çöp olduğuna inanıyor. Kerem. ya Birkaç tane daha isim var. Bu arkadaşlar biraz tepkililer. Kime tepkililer? Maaş skalasına tepkililer. Bazı arkadaşların maaşı çok çok saçma olduğu için buna tepkililer. Anladınız mı? Bu yüzden takımda huzursuzluk çıkarıyorlar. Şimdi Kerem Aktürkoğlu bana teklif gelirse kabul edeceğim diyor. Ama Galatasaray'a Kerem için gelen en yüksek teklif 7 milyon euro. Haliyle bu da geçilmeyince Galatasaray e, oyuncular da Galatasaray oyuncular da kazan kaldırıyor. Anladınız mı? <laughs> Olayın özeti bu. Ve e, yani. Aynı Kerem Aktürkoğlu da biraz bazı şeylere sinirleniyor. Şimdi istatistikler. Ben gerçekten mesela Galatasaray istatistikleri yapan arkadaşım çok merak ediyorum. Yani SofaScore'daki Galatasaray istatistiği yapan arkadaş 45 dakika oynamış Kerem. İsabetli şut 1, isabetsiz 0, engellenen şut 0, top sürme girişimi 0 da 0. Kazanılan penaltı 1. Yalan yere bir penaltı. Allah çıkarır inşallah. 21'de 18 pas isabeti, 6'da 5 uzun top, ikili mücadele 2'de 1, hava topu 2'de 0. Top kaybı 7, kendisine bir faul yapılmış ona da penaltı almış. 7.4 vermişler. Bakın 7.4, şu istatistiğe 7.4. Yani bu kadar kollamayın Galatasaray'ı, bu kadar yalan yere, bu kadar ee, üçgen açılık yapmayın. Ayıptır, gerçekten ayıptır. Ya gerçekten ayıptır. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Ayıptır. Ayıp. Gerçekten ayıptır. Ya bunda transfer bakıyorsun. Öbürüne bakıyorsun. Ya bu kadar saçmalamayın ya. Bu kadar saçmalamayın. Ya Galatasaray futbolcusunu övmek için bu kadar taklalar atmayın. Ben sinir oluyorum böyle şeylere Ben böyle şeylere gerçekten sinir oluyorum ya. Neyse. Mesela Icardi sahada yok. Üfürükten penaltı olmasa sahada yok. Attığı gol 1. 7.4 verilmiş. Top sürme girişimi 1'de 0. 21'de 17 pas isabeti. 2 kilit pas belki buna vermişler. İkili mücadele 4'te 2. Hava topu 8'de 2. 12'de 4 ikili mücadele kazanmış. Yani neyse ya ben çok şey yapmayacağım. Özele inmeyeceğim. Kerem'le ilgili bu çıkan söylentiler boş değil. Belki menajeri çıkarttırıyordur. Galatasaray'dan ücretini yükselttirmek için. Çünkü Fenerbahçe'de Türk oyuncuların ücreti yükseltildi. Bu Fenerbahçe futbolcuları şeyden dolayı değil. Gelen futbolcularla <laughs> kıyaslandığında değil. bizde en yüksek maaş alan 4.2 milyon euro. Geçilmiyor bu para. Galatasaray'da 4.2'nin üstünde hani sponsor ücretleriyle birlikte 7 tane 8 tane oyuncu var sanırım. E Kerem de 1.2 milyon euro civarında bir para alınca haliyle cıvıtlıyor. E 1.2'den fazladır herhalde ya. 45 milyon TL miydi? Neyse. O bizim sorunumuz değil. Bu haberler biraz asparagas Kerem Fenerbahçeli. Ailesi Fenerbahçeli. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'ye gelme durumu Asparagas. Yani Fener'e mi geliyor Asparagas bir haber. Ortalığı karıştırmak için bir haber. Belki de işte hani Galatasaray'ın saha içinde hakemlerle e, yürümesine karşı millete diyordur ki ben de böyle yapayım falan diyordur belki bir ihtimal. Yoksa bu haberler Asparagas bilginiz olsun. Ve bu haberleri yayıyorlar. Şimdi Fred'e girelim. İngiltere'de gündem olan Fred Manchester United'ın bazı taraftarları çeşitli yorumlar yapıyor. Yanlış orta sahayı sattık. Fred'i her gün özlüyorum falan diyorlar. Fenerbahçe 9.74 milyon euro para ödedi. Ve 4 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. 6 maçta sahaya çıktı. Fred'i almak istiyorlarsa minimum 25 milyon euro verirler. Devre arasında alırlar. Manchester United'a 25 milyon euro çıtır çerez parası. Ben e, Premier Lig'deyim Şu anda... Manchester en son Burnley'i yendi herhalde. Neyse yendi herhalde. Puan durumu diyeyim. Manchester nerede? 6 maçta 3 galibiyet 3 mağlubiyet. Manchester City 6, 6'da 6 ile gidiyor. Yani 6-0 gidiyor 18 puan. İnşallah Darısı Fenerbahçe'nin başına 6'da 6, 7'de 7, 8'de 8, 9'da 9. İnşallah bu şekilde gider. Ligin son sırasındaki Burnley ile oynuyorlardı yani düşünün. Onları falan zar zor yeniyorlar. Sheffield, Luton Town, Bournemouth. Yani alt sıralar zaten malum. Chelsea bu sene birazdan dandik ama bunların yolu çok uzun arkadaşlar. Bunlar 38 maça çıktıkları için bunların yolu çok uzun. Bunlar da her an her şey değişebiliyor. Yani o yüzden ona çok takılmıyorum. Ben şunu söyleyeyim. Brentford'la ilgili çok haber duyacağız. 1. ile ilgili duyacağız. 2. Aybeden de bunları söylemiyorum. 3. Artı Fenerbahçe'de bir olay var. Bu olayı kaçırıyorsunuz. Nedir o olay? Geçen senelerde biz 3 tane Abdül şey Atilla Salah'ı alalım. 7 tane Atilla Salah'ı alalım istiyorduk. 3 tane, 5 tane, 7 tane neyse. Ve yıldız ya denk gelirse ucuz, maliyetsiz, külfetsiz alalım diyorduk. Bu sene şuna döndük. Bizim elimizde zaten Atilla Salah'ın daha iyileri var. Mesela Bartu Elmaz Atilla Salah'ı. Yani alınanların yaş ortalamasına bakın. Cengiz de birine bir nevi hani Atilla Salah'ı demeyeyim ya örnek yanlış anlaşılabilir. Al sat transferi diyeyim. Al sat transferi. Anladınız mı? Alayım genç satayım. İsmail Yüksel'e satabilirsin. Ferdi'yi satabilirsin. O iyi satabilirsin. Bartu'yu satabilirsin. Hani e, gençlerden bahsediyorum. Hatta Cengiz Ünder'i bile yazın tekrar satabilirsin. Satamaz mısın? Bence satabilirsin. Cengiz Ünder'i bile tekrar satabilirsin. Şimanski'yi satabilirsin hem de çok yüksek paraları satabilirsin. Belki 40'a 50'ye satabilirsin. Yani bir tane Atilla Salah'ı, iki tane, üç tane Atilla Salah'ı alacağına bir tane Şimanski alırsın. Hem seyir zevkin yükselir hem satışın deli para olabilir. Cengiz'i satabilirsin dediğim gibi. EK 27 yaşında bir sıçrayış daha yapabilir. Mert Müldür'ü satabilirsin 24. Alınanlardan bahsediyorum. Bartu Elmaz 20. Hatta İrfan Can bile satabilirsin 25 yaşında. Omar Fayet, Ryan Kent 26. Anladınız mı? Ha bunun yarısı Tadiç 34. Ceko 37. Bunlar son kontrat futbolcular ama çalışma disiplini ahlakı yüksek futbolcular. Yani Fenerbahçe'nin bu sezonki olayı bu şekilde arkadaşlar. Omar Fahit Novi Pazar'a gitti ama bu Novi Pazar'a gitmesine rağmen niye bizim idmanlarda çıkıyor? Çok anlamadım. Yani bu durumu bilmiyorum. Fenerbahçe'de iletişimsizlikten nefret ediyorum. Luan Perez'e ne no oldu? Haberimiz yok. Mesela Novi Pazar'ın kadrosuna bakın arkadaşlar. Omar Fayet orada gözüküyor. 7 sırada diyor Novi Pazar için. Yani bu adamlar maça çıkıyorlar mı? Bizden bir kişi daha gittiydi buraya. Daha da aklıma gelmedi ya. Dur şuradan bulayım. Jojinho mesela. Jojinho da gitti. Omar Fayet de gitti. Yani 8 maça çıkmış adamlar. Ee, daha neredeler? O da ortada yok. Yani Bir garip bir İşler ya. Hakkımızda hayırlısı olsun ama iletişimsizlik konusunda sıkıntı var. Maça dair skor tahminlerinizi lütfen bu videonun altına yapın. Maçtan bir saat önce canlı yayın açıyoruz arkadaşlar. Amacımız burada maçı değerlendirmek, kadroyu değerlendirmek, ilk 11'i değerlendirmek. Çok uzatıyormuşuz. Kısaca yapalım. Çünkü kısaca yaptığımız zaman daha hoş oluyor, daha etkili oluyor. Konuşmak istediklerimizi konuşuyoruz. Ee, i̇zleyen arkadaşlarımız katılır, izlemeyenler de kendileri bilir. Maçtan bir saat önce yayınımızı açıp kısa kesip yarım saat belki 25 dakika dolmadan da yapacağız arkadaşlar. Bazıları da şey diyor hocam diyor maça 25 dakika kala açsan da diyor. Hani o zamana kadar stres geçse diyor. Belki ilerleyen zamanlarda bunu da deneriz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Mutlu pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.